Esma, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ne konuşacağız? Bilmiyorum. Neden bu kadar fazla diyet çeşidi var? Çok, yani çok özel bir konu değil. Hı-hı. Çok böyle, nasıl diyeyim, şu hastalık, işte şu hastalığın belli bir tedavisi vardır. Hı-hı. Bir ismi geçer. Ama bizde işte koca karı yöntemleri, eskiden beri diyet, beslenme ve besinlerle, ilaçlarla tedavi etme başından beri olan bir şey zaten. Yani çok insanlarla iç içe bir alan olduğu için insanlar böyle işte cart diyeti, curt diyeti, ben böyle yapıyorum iyi geliyor, ben şöyle yapıyorum iyi geliyor diye böyle yorumlamayı çok seviyorlar. Bir de şu oluyor, çok böyle yeni bir alan aslında beslenme ve diyetetik baktığımızda. Yani tıp gibi bir geçmişi yok ya da bir mühendislik gibi bir geçmişi yok. Dolayısıyla yeni bir alan olduğu için böyle öncesinden beri de herkes işte ben şununla, uygulamayla iyi geliyor bana, ben bu uygulamayı yapıyorum, şu yöntem, bu yöntem falan derken herkes bir model tutturmuş gidiyor. Deneme yanılma yoluyla mı buluyorsunuz? Deneme yani? Yanılma yoluyla bulunuyor. Şöyle, beslenme bilim aslında. Ha. Ama bunun bilim olduğu görünmüyor, farkında varılmıyor. Bence sıkıntı burada. Bizim beslenme şeklimiz 100 yıl öncesiyle aynı değil mi? Değil. Ne değişti? Biz değiştik. Hı. Besinler değişti. Genetik yapımız değişti. Çevresel faktörlerden, yani dışarıdan etkilendiğimiz için genetik yapımız zaten etkileniyor bundan. Yediğimiz ürünlerin niteliği değişti. Yapısı değişti. Vitamini değişti. Sanayi toplumuna dönüştük. Sanayi olduğu için insan fizyolojisiyle, yani insanın yapısıyla, organik yapıyla, inorganik yapı, yani kimyasal, yani sonradan işlenmiş yapı ya döndüğü için besinden, yani besinlerin yapısı değişti. Şimdi organik, doğal bir şeyden, hı, tabi bir şeyden başka bir şeye dönüştü. Atalarımız gibi salt, doğal beslenelim, ot toplayalım, hiç işlenmiş gıda yemeyelim. Yapabilir misiniz? Bilmem. Çok mümkün mü? Hayır. Git bahçende yetiştir domatesini. Benim o imkanım var. Hı. Benim dedem tarımla uğraşıyor. Ne güzel. Organik tarım yapıyorlar. Her şeyin doğalını mevsiminde yiyoruz. Benim imkanım var ama herkesin imkanı yok. Bu noktada işte doğru besinleri seçebilme adına bilgi sahibi olmak gerekiyor. İmkanı olmayan kişilerin özellikle dışarıda. Hmm, o zaman köyde organik yaşayabiliyorsak diyetisyene ihtiyacımız olmayacak. Köyde organik yaşayabiliyorsak, köyde organik, tam anlamıyla organik yaşıyorsak ama. Bize yiyin dedikleri şeyi ertesi gün yemeyin diyor. Hı hı. Bundan 15 sene evvel tereyağı çok zararlıydı mesela. Ondan bir önce margarin zararlıydı. Sonra gene tereyağı zararlı oldu. Sürekli bu yiyip yemememiz gereken şeyler değişiyor. Bu niye oluyor? Düşman arıyorlar. Her yılın moda renkleri de değişiyor. Bu yılın morsa, önceki yılın eflatun. Her şey, her şey moda. Yani bu da sonuçta bir moda. İşte bu yıl bir şey rövaçta olur, farklı. İşte geçen senelerde neydi? Keten tohumu, keten tohumu, keten tohumu, keten tohumu. Chia, herkes chia. Chia, 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 chia. Gerçekten çok nefret edenler de var tadından. Böyle önceki zamanlarda çok fazla chia ile diyetler yapıp çok sıkılanlar da var. Chia demeyin bana falan diye gelenler de var. Keten tohumu da aynı şekilde. Evet, her besin kendine özel, bazı böyle özel özellikleri var. Ama ne, insanlar moda yapmayı seviyorlar. Bir de bu modanın biraz da böyle şey, ticari yönü de gelişmiş oluyor. Raflarda bayağı da fiyatları uçuk. Yani, malum öyle bir yanı da var. Endüstriyelleşme de sizin sektörüm yönlendiriyor. Kesinlikle öyle. Bir şeye çayı diyorlar bazen. Hiç bilmediğim bir çay ismi söylüyorlar. İşte şundan, şunun kökünün, şunun eksesinden yapılan bir çay varmış, İçelim mi? Diyorum ki hayır, yani bu işin temeli içtiğiniz çay, şu bu falan değil. Yediğinizin, içtiğinizin dengesi. Ne kadar iyi şeyler yiyorsunuz, ne kadar yediğiniz iyi şeyleri ne oranda yiyorsunuz ve nasıl besleniyorsunuz, bu. Diğerleri yardımcı. Endüstriyel şirketler insanlarımızın psikolojisini kullanarak çıkar elde tabii ediyorlar. Tabii şey de öyle, gluten mesela. Ha, evet. Gluten free. Bir de bir gluten free muhabbeti var değil mi? Yani. Doğru. Ne diyorsun, gluten gerçekten bizim için çok zararlı bir şey mi? Değil. Gluten free'nin anlamını çoğumuz bilmiyoruz, onun da modasını biliyoruz. Celiac hastaları, bu gerçekten bir hastalıktır. Bu kişiye zarar verir gluten tükettiği zaman. Onu tüketmemesi gerekiyor, ayrı bir grup. Bir de bu işin işte glutensiz besleneyim, gluten bana zarar veriyor, birkaç tane şuradan bilmem ne okudum falan deyip beslenen moda kısmı var. Tamamen şehir efsanesi. Biraz da satış tekniği mi diyelim? Çünkü baktığınız zaman kafeteryalara gluten free ve lactose free tarifleri çok
sık görürsünüz. Sıkıldın mı? Arayın, saatim geldi ama. Aç kaldım. Diyetisyeni aç bıraktım. Aç kaldım. İyi tamam, daha sonraki kayıtlarda görüşürüz. Tamam, sonra devam ederiz. Tamam, hadi bay bay. Bay bay. Buna yönelik zaten çalışmalar yapıyoruz. Tamam Esma, aç bıraktım yine herkesi.